Hava soğuk ama ben üşümüyorum. Hava soğuk ama ben gene video çekiyorum. Peki sorun neden üşümüyorum? Çünkü içimdeki kalan fazla enerji soğuğa karşı gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Hangisi daha iyi serisinin 35. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha önce hangisi daha iyi serisinin 34. bölümünde iPhone 8 Plus ile Samsung Galaxy A21s karşılaştırmıştık ve 16 puanla Samsung Galaxy A21s kazanmıştı. Bugün iPhone 8 Plus ile Samsung Galaxy A32 karşılaştıracağız. Bakalım iPhone 8 Plus bu sefer maçı alabilecek mi? Samsung gene mi maçı alacak? Yoksa bu sefer Apple'ın hezimetine mi uğrayacak? Hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Yavaş yavaş şişmeye başladı. Evet. Açıldı. Biz de isterseniz karşılaştırmaya başlayalım diyor. Dur ne diyor? Sofyan cep telefonu neden elinde? Doktor Ces 2004 Microsoft Apple geçti mi? AKP'nin Ankara değil. Kimsin sen? İlk göstereyim. Kontekst Türkçe. Her aşk kavgayla başlar. Ne geleden? Yeni soru. Clash of Clans'ten Ordu. Boş verelim. İzliyorum. Geçelim. iPhone 8 Plus. İlerliyor. Çok güzel. 12 Eylül 2017'de tanıtılan telefon 22 Eylül 2010'dan beri destekleniyor idi. Desteklenmiyor artık. Hat teknolojisi GSM HSP LTE modelleri Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin modeli A1864. EMEA yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, UAE bizim bayağı Birleşik Arap Emirlikleri, LATAM dediği Latin Amerika ülkeleri, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin AT&T ve T-Mobile sürümleri ve Singapur'da A1897, Japonya'da A1898 modeliyle satılıyor. Boyutları uzunluk 158,4 mm, genişlik 78,1 mm, kalınlık 7,5 mm. Ağırlık 202 gram. Yapı ön taraf yapısı cam, arka taraf yapısı cam, çerçeve alüminyum. SIM kart nano, boyutu nano SIM. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık. 1 dakika 1 metre derinlik 30 dakika süreye kadar. Ödeme yöntemi. Ekran tipi Retina IPS LCD. Ekran parlaklığı tipik 625 nit. Ekran boyutu 5,5 inç. Ekran gövde oranı %67,4. Çözünürlük 1080x1920 piksel. 16:9'da kayıt yapabiliyor. Koruma Ion Strengthened Glass ne diyor bu ya? Hiçbir şey anlamadım. 3 boyutlu dokunmatik ekran ve home butonu var. İşletim sistemi. Normalde iOS 11 ile gelen telefon iOS 16.6.1.1'e kadar yükseltilebilir. İşlemcisi Apple A11 Bionic 10 nanometre. CPU Hexa-Core 2X Monsoon artı 4X Mistral GPU Apple GPU Trico. Nasıl kartı desteği yok. 3 GB RAM, 64, 128 ve 256 GB olmak üzere de 3 farklı dahili depolama alanı seçeneği var. 3.64, 3.128, 3.256. 12 ve 12 megapiksel olmak üzere 2 tane ana kameramız var. Quad LED Dual Tone Flash HDR özelliklerimiz var. Video kalitesi 4K, 24, 30, 60 fps, 1080 ve 30, 60, 120 ya da 240 fps. Ön kameramız 7 megapiksel. 32 mm derinlik diyor. Artık derinlik mi? Ne diyor? Bilmiyoruz. Ne diyor? BBC Tayvan diyor. Ay. Ben ne yapayım ya? Ne diyor? Özellikle yüz tarama, HDR, video kalitesi, 1080p, 30fps. Direkt kamera çıkıyor. Ses, loudspeaker.
3 milimetre kulak keşi yok. Band, Wi-Fi 5, chip band, hotspot, Bluetooth 1.0, IEEE, position, GPS, Gornos, Galileo, QSS, NFC var, radyo, USB, Lightning 2.0. Home motorunda entegre parmak izi okuyucu, aksiyometri, jopoksimetri, pusula barometri sensörleri var. Pil lityum iyon 2691 miliamper sökülemez. 15 watt hızlı şarj özelliği mevcut. 30 dakikada %50 şarj diyor. Kablosuz şarj desteği var. 3G'de 21 saate kadar konuşabiliyorsunuz. Çok güzel. Renkler altın, uzay grisi, gümüş ve kırmızı. SAR değerleri başa 1.19 watt bölgülü. Vücuda 1.19. Avrupa Birliği standartından başa 0.99. Vücuda 0.99. Fiyat 340 euro. Testler. Geekbench sürüm 4.4'te 10.037 puan aldım. Telefonun ekranı kontrast rotu 1395 nominal 3957'de sunlight kamera fotoğraf video ses normal gürültü 76 desibel normal ses 76 desibel gürültü 74 desibel telefon çaldığı zaman 79 desibel'e kadar çıkıyor ses kalitesi gürültü eksi 93.5 desibel crosstalk eksi 80.2 desibel pil ömrü 85 saat. Yazalım. Samsung Galaxy A32. GSM'e ne çıktı? Gir. Gir moruk gir. Evet. Karşınıza Samsung Galaxy A32. Şimdi ayvayı yedin sen Apple. Evet. 25 Şubat 2021'de tanıtılan telefon o tarihten beri destekleniyor. Alt teknolojisi GSM HSP LTE. Boyutları 158.9 x 73.6 x 8.4 mm. Uzunluk 158.9, genişlik 73.6, kalınlık 8.4 mm. İnce telefonlar kısmında iPhone 8 Plus 1 puan alıyor. Durum 1-0. Ağırlık 184 gram. Ancak ağırlık konusunda en hafif telefon Samsung. Durumda Samsung puan alıyor. Durumlar 1-1. Gelelim. Ön tarafın koruması cevap. Arka taraf yapısı cevap. Arka tarafın ve çerçevenin yapısı plastik. Olmadı. SIM kart desteği. Tek SIM ya da çift SIM. Ancak boyutu nano SIM. SIM kart desteği. 8 Plus'ta internet üzerinde baktım. Hatta kendimle özel bir programla incelemesini yaptım. Tek SIM. Bunun için SIM kart alanında Samsung iyiydi. Durum 2-1. Samsung bir puan daha aldı. Ekran tipi Super AMOLED. Parlaklık 800 nit. Diğeri 600 nit miydi neydi? Bunda 800 nit parlak. Ekran parlaklığı konusunda Samsung bir puan daha aldı. Durum 3-1. Aynı zamanda 90 Hz'lik bir yenileme hızına da sahip. Tahmin ederim ki iPhone 8 Plus'taki ekran yenileme hızı 60 Hz. Çünkü 90 Hz'e göre düşük bir ekran yenileme hızı var. Tahmini ekran yenileme hızı o telefonun 60 Hz. Ben Samsung'a tekrar puan veriyorum. Durum 4-1. Ekran tipi de Super AMOLED. IPS'ler kalktı artık, Super AMOLED geliyor. Ekran tipi olarak da Samsung iyi bir şey kullandığı için ekran boyutu olarak dur bakalım ağırlık SIM kart parlaklık. Evet, durum 5-1. Samsung önde gidiyor. Ekran boyutu 6.4 inç. Ekran boyutu konusunda Samsung bir puan daha aldı. Durum 6-4. Dermişim 6-1. Ekran gövde oranı %84.6. En yüksek ekran gövde oranına sahip telefon da Samsung Galaxy A32 olduğu için Samsung 7-1 ilerliyor. Çözünürlük 1080x2400 piksel. Eşit. Puan veremeyeceğim. Ekran ne diyor ratio 20/9. 16/9'a göre iyidir 20/9 benim bildiğim. Boş. Koruma Corning Gorilla Glass 5. Diğerinde koruma göstermedi. Muhtemelen koruması yok. Bunda koruma vermiş Corning Gorilla Glass 5. Samsung 1 puan daha aldı. Durum 8-1. Evet. İşlediğimiz Android 11. Ancak Android 13 One'ya 5'e yükseltilebilir. İşlemcisi MediaTek Helio G80 12 nanometre. İşlemci kalınlığı bakımından
Apple sonunda 1 puan aldı. 2 oldu. Durum 10'a 2. CPU Octa-Core 2x 2.0 GHz Cortex-A75, 6x 1.8 GHz Cortex-A55. GPU Mali G52 MC2. İyi, iyi. Hafıza kartı desteği var. Hafıza kartı desteği Samsung aldığı için Samsung 9 puana yükseldi. 8-2 idi başta. RAM 4, 6, 8 GB RAM vardı. Samsung'da, iPhone'da 3 vardı. Bu nedenle ne yapıyoruz? Samsung'a puan veriyoruz. Evet, RAM konusunda Samsung 1 puan daha aldı ve 10 oldu. Ancak dahili depolama alanında Samsung iPhone 256 GB olduğu için dahili depolama alanında da iPhone 1 puan alıyor. Yani skor tablosu değişiyor. 10'a 3. Gelelim kameralara. Ana kameramız 64, 8, 5 ve 5 megapiksel olmak üzere 4 tane kameradan oluşuyor. Kamera çözünürlüğü bakımından Samsung iPhone'dan nerede 5 katına fazlası kullanmış. Kamera sayısı ve çözünürlüğü ile birlikte Samsung 2 puan daha alır ve durum 12'ye 3 olur. Özellikle LED flash, panorama, HDR, video kalitesi 1080p 30 fps. iPhone 14, iPhone 4K'yı desteklediği için buradan 1 puan alıyor. Durum 12'ye 4. Ön kamera 20 megapiksel. Megapiksel bakımından da Samsung 1 puan aldı. Durum Samsung puan sayısı oldu 13. Video kalitesi 1080p 30 fps. Yani 30-60'tı yanlış hatırlamıyorsam. Aman. Neyse. Beraber diyelim. 3,5 mm kulaklık girişi de var. Samsung 1 puan daha alıyor. Durum 14'e 3. Dur bakayım. 14'e 3 mü? Dur sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'e 3 oluyor. Apple'ın durumu 15'e 3. Wi-Fi 5. Çift bant Wi-Fi eder. Bluetooth 5.0 IEEE. Diğer Bluetooth 4.0 yanlış hatırlamıyorsam. Pushing GPS GLONASS BDS Galileo. NFC var. DNNS'i yok. Yanlış varmış. Radyo var. Radyo var. Samsung 1 puan daha aldı. Durum 15'e 3. Evet. RDS Recording USB Type-C 2.0. Multi-G desteğine sahip Samsung 1 puan daha alıyor ve durum Samsung puan sayısı 16'ya yükseliyor. Durum 16'ya 3. Olaya bak sen. Ekran içi optik parmak izi okuyucu, aksometri ve pusula var. Virtual Proximity Sensing var. Ancak sensör de iPhone daha fazla olduğu için Apple nihayet 1 puan daha alıyor. Durum 16'ya 4. Pil lityum-iyon 5000 mAh sökülemez. Pil 15 watt hızlı şarj destekli. Pil büyüklüğü bakımından Samsung önde. 1 puan da aldı. 17'ye 4. Ancak hızlı şarj konusunda durumlar eşit. Renkler. Beyaz, siyah, mavi, bir de violet rengi var. Modeller SM A325F, A325FDS, A325M, A325N. Evet. 4 tane modelimiz var. Diğerinde 3 vardı. Bunda 4. Model sayısı olarak da Samsung bir puan daha alıyor. Samsung'un puan sayısı 18 oluyor. iPhone ne yazık ki 4'te takılı kaldı. Yani şöyle bir söz vardır ya. Un kapanında şeydi. Aslında un kap o un kapanında un kapanında bir tobur asker. Ya hatırlayamıyorum işte ya. Of. Ocak'ın da şeydi ya. Ha Feyzullah. 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 Aman boş ver Feyzullah. Evet. Modele geç. Sar değerleri Avrupa'da başa 0,45 watt kilo, vücuda 1,30. Başa düşen SAR diye Avrupa Birliği SAR diye
Sonuçta Samsung bir puan oluyor, 19 oluyor. Ancak Apple burada en sade ne sahip oluyor vücut kısmında. Bu nedenle Apple 5 puan oluyor. Ama gelelim fiyata. Samsung 170 euro alırken diğeri 340 euro. Bu nedenle en ucuz fiyat konusunda Samsung 20. puanını da alıyor. Samsung 20 puan alırken iPhone ise 5 puan alıyor maalesef. Testler. Antutu Benchmark sürüm 8. 286.666 Geekbench sürüm 5.1 1277 puan. GeForce Bench 8.1 FPS almış. Ekran kontrast, nominal kamera, fotoğraf, video, alt eksi 30.3 LFS. Ortalamanın biraz altında. Pil ömrü 119 saat. Evet. Hemen sonuçlara gelelim. Şimdi son skor hesaplamasını yaptım arkadaşlar. Son skor hesaplamasına göre Samsung 20 puanda kalırken iPhone ise 6 puana yükseliyor. Bunun sebebi yanlış hesaplama yapmışım. Onun için şimdi şöyle bir durum var. Pil ömrü konusunda gene Samsung öndeydi 119 saatte. Apple 85 saatte sınırlı. Evet. Bu durumda kazanan Samsung Galaxy A32 herhangi bir değişiklik de olmadı. Hangisi daha hissesinin 35. bölümünde burada sonuna geldik. Bu bölümde Samsung Galaxy A32 ile iPhone 8 Plus karşılaştırdık. Hangisi daha hissesinin 36. bölümü için beklemede kalın. Zira harika ve yine birbirinden farklı bölümlerle birlikte olacağız. Şimdilik bu videoyu burada bitireceğiz. Gene vedalaşıyoruz. Ama gene birlikte olacağız. Hiç merak etmeyin. İlerleyen bölümlerde birlikteyiz. Ben huzurunuzda saygıyla ayrılıyorum efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.